Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde doğal olarak klima kullanımı gündeme geldi. Koronavirüsün yayılımları araştırılmaya hala devam ediyor ve ilk başladığı zaman da Çin'den bir vaka haberi gelmişti. Klimalardaki riskleri göz önüne sermişti bu araştırma. Size bu olayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Kalabalık olmayan bir restoranda klima nedeniyle hasta olan bir kişi orada bulunan 9 kişiyi enfekte etmişti. Ve açık söylemek gerekirse yani bir kişiden 9 kişiye hastalığın bulaşması da birazcık olay oldu. Yani klima ortam havasını kendi içinde çekerek havayı yeniden dışarıya doğru çıkartıyor. Tam bir filtrasyon görevi yok. Dolayısıyla partikülleri kendi içerisinde hapsetmiyor. Gelen havayı sadece soğutarak geriye doğru dışarıya veriyor. Bu nedenle de absorbe edilen hava kütlesinin belli bir ortamda sürekli sirküle olmasına, sürekli dönüşmesine sebep oluyor. Eğer bu havaya Covid-19 bulaşmışsa aslında havaya bulaşmıyor ama havada dolaşan damlacıklara bulaşıyor. Bu klima merkezleri içerisinde de nem ve buhar ortamı olduğundan dolayı tekrar nemlenerek tekrar damlacık halinde ortama geri gelebiliyor. Evet, yani eğer bu havaya Covid-19 bulaşmış ise klimanın yarattığı akım sayesinde normalde ulaşamayacağı mesafelere, yani dip köşelere ulaşabiliyor. Bu olaya baktığımız zaman klimanın ortamda bulunan havayı alıp virüsleri yaydığını görüyoruz. Tabii bu olumsuz durumu destekleyen diğer unsurlar da var. Mesela mekanlarda içerideki ısıyı dengede tutmak için camların sürekli kapalı tutulması gibi. Dolayısıyla temiz havadan uzak ve içeride kirli havanın sürekli döndüğü bir ortamda bulaş tabii ki kaçınılmaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Covid-19 ve klima kullanımına ilişkin yayınladığı raporda klimaların tehlike yaratmaması için dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsediyorlar. Buna göre yaşam alanlarının sık sık havalandırılması, klimaların filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ve bakım yapılması gerekiyor. Ayrıca klima harici havalandırma sistemlerinin doğru havalandırma yönünde sürekli çalışır halde olması da tavsiye ediliyor. Özellikle kapalı devre binalarda VRV sistemleri, yani temiz havayla sirkülasyon sistemleri, bu konuda oldukça önemli. Evlerinize hava girişinin veya ofislerinize hava girişinin olduğu yerleri de kontrol etmekte fayda var. Bu noktada özellikle küçük ofislerde ve evlerinize klima kullanımını sınırlamanızı önermek istiyoruz. Tabii ki evlerimizde durum birazcık daha farklı. Sonuçta Covid-19 geçiren bir aile üyeniz yoksa ve sosyal mesafenizi koruyor, izole bir şekilde yaşıyorsanız bu uyarılarımız sizleri kapsamayabilir. Ancak özellikle çalışanlar, kalabalık iş ortamı olanlar için klima kullanımını önermiyoruz. Çünkü virüsün yayılmasını önlemek için temiz hava almak, hatta güneş ışığını içeriye almak ve ortamlarımızı havalandırmak gerekiyor. Bunun için kapalı ortamlarda çalıştırabileceğiniz ultraviyole C lambalı, belki kısmi olarak ozon üretebilen, HEPA filtrenin ilerlemiş olan HEPA 13 veya 14 filtreleri olan, aktif karbon filtreleri olan hava temizleme cihazlarını kullanabilirsiniz. Klima çalıştırmak zorundaysanız, koronavirüs salgını varken dışarıdan alınan havayı filtre edip içeriye tekrar veren sistemleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Ancak soğutucu klimalarda bununla karşılaşmak oldukça zor. Yani bu cihazları temin etmek oldukça zor. Ancak ortamı soğuturken diğer taraftan da bir hava temizleme cihazı kullanabilirsiniz. Eğer çalışma yerleriniz daha büyük çaplı ise ve camları açma imkanınız yoksa, yani bir plazada çalışıyorsanız, genel havalandırma sistemi var ise burada da çalışma masalarınızın yerlerini değiştirmeniz ve aralara en az 2 metre mesafe koymanızı öneriyoruz. Ayrıca hava akımının geldiği belirli noktalar var. Bu alanlarda masa zaten asla olmaması gerekiyor ve bunu da yapmak ve bunu bu hale getirmek de önemli bir önlem olacak. Dolayısıyla masaların olduğu yerlerde koridor gibi ara kalan boşluklarda çok ciddi bir akım olacak. Böylece klimadan çıkan hava hemen önünden veya yakınındaki kişinin potansiyel virüsleri hava yolu ile diğer masaları da taşıyamayacaktır. Ayrıca çalışırken maske kullanımını da olası bulaş ihtimalini engelleyebilir olduğunu unutmayın. AVM, hastane, ofis binaları, uçak gibi birçok toplu alan doğal havalandırmaya uygun değil. Sadece uçaklarda bir farklı durum var. Uçak içinde zaten ozon jeneratörleri var. Uçak havası temizlenebilen bir hava. Ancak bu diğer saydığımız mekanlarda, yani
toplu iş alanlarında diyelim klima kullanmak zorunda kalınabiliyor. Covid-19 salgın döneminde gitmeyi düşündüğünüz bu tarz yerlerde, daha doğrusu işe döndüğünüz zaman alabileceğiniz önlemler mevcut. Maskenizi yüzünüzden hiç çıkartmamak, işlerinizi oyalanmadan hemen halledip dışarıya, yani açık alanlara çıkmak koruyucu olacaktır. Eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi dikkatlice çıkartıp havalandırmalı veya hemen çamaşır makinesine atmalısınız. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği uçaklarda bulunan klima sistemlerinde mikroplar ve virüsler de dahil olmak üzere havadaki tehditlerin %99.9'undan fazlasını tarayabilen yüksek enerjili parçacık hava, yani HEPA filtreleriyle donatılmış olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda ozon jeneratörleri var. Ozon da havada sterilizasyon etkisi gösteriyor uçaklarda. Uçaklarda devamlı bir hava sirkülasyonu olmadığı için ve kullanılan özel filtreler sayesinde uçaktaki klima sistemlerinin daha az tehlikeli olduğunu söylemek mümkün. Unutmayın, havanın yarısı dışarıdan geliyor, yarısı içerideki filtre edilerek veriliyor. Dolayısıyla sürekli temiz bir havayla karıştırılarak, adeta ozonla dezenfekte edilerek bir havalandırma sistemi oluyor. Sonuç olarak klima kullanımının COVID-19 yayılması açısından tehlikeli olabileceği yönünde söylemler var. O yüzden bu bilgileri aklınızdan çıkarmayın ve önlemlerinizi alın diye sizler için derledik. Sağlıkla kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün güncellenen video kütüphanemize bilgi sahibi olmak için ve hangi videoların açıldığını öğrenmek için de bildirimleri de tabii ki açın. Sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere.